Bugün ev yapımı biramızı şişeliyoruz. Şimdi öncelikle buraya şişelerimizi sıraladık. Bunlar temizlenmiş şişeler. Daha öncesinde böyle şişeleri makinenin içerisinde dizip bir çalıştırabilirsiniz herhangi bir deterjan kullanmadan. Şimdi bunları dezenfeksiyon işlemine geçeceğiz. Şimdi burada şişelerin dezenfeksiyonu için bir kimyasal maddemiz var, PVB. Bunu bildiğiniz gibi durulamamız gerekiyor. Şişelerin hepsini şu şekilde bir fıskiye var. Bununla birlikte bu maddeden kullanacağız. 1 litre suya 2 çay kaşığı döküyoruz. Güzelce karıştırıp daha sonra bunun içine döküp şişeleri ters çevirip bu şekilde işlerin hepsini girdiğinden emin oluyoruz. Ve ardından da temizleme fırçasıyla içlerinden geçeceğiz. Daha sonra durulayacağız. Ve sonra da sarsın işlemini uygulayacağız. Devam ediyoruz. Evet, şimdi burada karışımı hazırladık. Bunun için alacağız. Şöyle üzerine geçecek kadar bu cihazın. Bu arada bu makinede bizim problem var. O yüzden şu kısmı sabit durmuyor çok fazla. Şu anda biraz problem oldu. Yani bunun problem size olduğu zaman çok basit işlem. Şu şekilde göstereceğim. İçerisine aldığınız bira şişelerini şöyle yapmanız yeterli. Daha sonra fırçalanacak bunlar. Evet, fırçalama işlemi de bu şekilde. İçlerindeki kalıntıları şöyle dibinde falan hiçbir şey kalmayacak şekilde. Bakın sürtünme güzel. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıradaki işlem Starsan. Şimdi bu fırçaladığımız şişelerin içerisine biraz su alıp duruluyoruz. Şimdi Şimdi ben Starsan'ın sana suyu hazırlıyoruz. 1,5-2 litre suya, daha doğrusu 1,5 litre suya 2 çay kaşığı Starsan ekliyoruz içerisine. Şişenin hepsini bu fıskiyeden geçirdikten sonra durulama yapmadan ters bir şekilde şişe ağacınıza ya da kasanıza diziyorsunuz. İçerisindeki sular süzülüyor. Daha sonra da şişelemeye geçeceğiz. Evet, şimdi duruladığımız şişeleri Starsan'dan şu şekilde geçiriyoruz. 3-4 kez basmanız yeterlidir. Bunları dediğim gibi ters bir şekilde dizmeniz, içerisindeki suların süzülmesi yeterli olacak. Daha sonra şişelemeye geçeceğiz. Evet, şimdi şişe dezenfeksiyon işlemi bitti. Kovamızı aldık buraya. Gördüğünüz gibi 23 litrede. Altına böyle bir küçük bir kap gibi bir şey koyun. Çünkü bazen akıtabiliyor bu musluktan. Bu arada bizim musluğumuzu da Starsan dezenfektan geçirdik. Şimdi alıyorum bir tane şişemi. Önce bunlara 5'er gramlık şeker, yani bir kesme şeker boyutunda şekerlerimi ölçekli kabımla koyacağım. Ardından şişelemeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi şu ölçü kabının küçük tarafıyla 33'lük şişelere koyuyorsunuz. Orta tarafıyla 50'lik şişelere kullanıyorsunuz. Büyük tarafıyla ise 75'lik şişelere kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak bu 5 gramlık bir şeker alıyor orta taraf. Ben şöyle alıyorum şekeri, dolduruyorum. Ardından şöyle şişeye döküyoruz. İşlem bu kadar. Ardından şuradan şu şekilde gösterelim. Musluğumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz problemli oldu çünkü akıtıyor. Şöyle basıyoruz. Akmaya başladı. Bakın görüyorsunuz. Şu anda ben çektiğim zaman yeterli ölçüde dolmuş olacak. İşlem tamamdır. Bu şekilde hepsini şişeleyeceğiz. Daha sonra kapatma işlemi. Hadi bakalım. Şimdi biraları şişeleri doldurduk. Bu şekilde kapatma makinesiyle kapattıktan sonra işlem tamam oluyor. Şu şekilde
buralara kadar doldurabiliyorsunuz. Şöyle bir de sızdırma hızı testi yapabilirsiniz. Bakın. Sıkıntı yok. Bütün şişeleme tamamlandı. Yaklaşık 14 gün sonra, 2 hafta sonra soğutup içebilirsiniz. Afiyet olsun herkese.